Sağlıklı beslenme ve diyet hakkındaki tüm sorularınızın cevabını Aydın'da bulunan Özgün Beslenme ve Diyet Merkezi'nden aldık. Birlikte izleyelim. Efendim, Aydın'dayız. Özgün Beslenme Diyet Merkezi'ndeyiz. Özgün Bey'in yanında bayanlara müjde. Ünlü bir diyetisyenle beraberiz. Sizler için sektörleri de mercek altına alıyoruz. Değerli bilgilerini paylaşacak bizimle. Özgün Bey, sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Özgün Taşburatoğlu. 87 Ankara doğumluyum. İkinci üniversite mezunuyum. Başkent Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü bitirdim. Artık lisanslı diplomalı bir diyetisyenim ve hizmet vermekteyim Aydın'da. Özgün Bey, Aydın'da ne kadar zamandır faaliyet göstermektesiniz? Aydın merkezde 3 aydır faaliyetteyim. Ondan önce Kuşadası'nda 1-1,5 aylık kadar bir iş geçmişim oldu. Sonra Aydın'a geldim. Burada hizmet vermeye başladım. Biz burada farklı bir sistem yapıyoruz. Farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Diyete ve diyetisyene bakış açısını değiştirmeye çalışıyoruz Aydınlıları. Burada bizim yaptığımız şey, kişiye özel bir diyet planlıyoruz. Burada diyete ve diyetisyene olan çok yanlış bir tutum, yanlış bir bakış var. Diyetisyeni kişiler öcü olarak görüyorlar, affedersiniz ama diyet dedikleri zaman diyet yasaklarla dolu, kişiyi aç bırakacak bir şey gibi düşünüyorlar. Diyet aslında öyle bir şey değildir. Diyet sizin ne yediğinizdir. Hepimizin bir diyeti vardır. Biz bu diyeti size uygun olan şekilde planlıyoruz. Size uygun, sağlıklı bir beslenme yapıyoruz. Diyetin sürekliliğiyle ilgili birkaç tüyo verir misiniz biz bayanlara öncelikle? Tabii ki buradan bayanlara söylüyorum. Erkeklere de söylüyorum ama özellikle bayanlar. Diyet dediğimiz şey, az önce de bahsettiğimiz gibi, sizin yediğiniz her şeye biz diyet deriz. Bu yüzden diyet bir ömür boyu sürer. Doğru diyeti yapmanız gerekir. Evet, doğru diyet ne derseniz bu kişiye özeldir. Sizin diyetiniz farklıdır, benim diyetim farklıdır. Bunu da bir bilenden, eğitimini almış kişiden öğrenmeniz gerekiyor. Diyette şöyle ufak tüyolarımız vardır bizim. Ara öğün bizim için çok önemlidir. 3 ana, 3 ara şeklinde beslenmemiz gerekir ki bu bizim metabolizmamızı hızlandırsın. Diyetin dışında bazı tüyolar verebilirim. Fiziksel aktivite çok önemlidir. Kişiler hareketsiz olmamalıdır. Evet, ben çıksınlar bir spor salonuna gidip ağır bir antrenman yapsınlar demiyorum. Ama en azından bu dediğimiz günlük 10.000 adım atmalılar. Ve bunu alışveriş, çarşı gezmesi gibi değil de eşofmanlarını giyip spor yapmalılar. Yani bünyeleri, metabolizmaları spor yaptıklarını öğrenmek. Biz burada kişiye özel beslenme programı hazırlıyoruz. Kişiye özel beslenme programı dediğimiz, kişinin sosyal yaşantısına, iş hayatına nasıl bir beslenme sevdiğine göre, et mi sever, sebze mi sever, ara öğün yapabilir mi, yapamaz mı, neler sevdiğiyle alakalı bir beslenme programı yapıyoruz ve sağlıklı besinleri bu programa adapte ediyoruz. Ama bizim PINR test dediğimiz bir şey var. Gıda intoleransı testi. Bu son zamanlarda çok yaygın olan, yurt dışında son teknolojiyle yapılan bir kan testi. Gıda intoleransı. İntolerans dediğiniz nedir? Alerji gibi size bir anda tepki vermez. Vücut uzun zamanda yanlış besinleri tükettiğiniz zaman vücudunuzda toksinler oluşur ve bu size zarar verir. Kilo vermenize engel olabilir, kilo almanıza engel olabilir, uyku, tuvalete çıkma alışkanlığınız, saçınızın parlaklığı, cildiniz yumuşaklığı, her şeyi etkileyebilir. Ve bunu yapan bir testi uyguluyoruz biz burada. Kanınızı alıyoruz, o kanınızı Amerika'ya gönderiyoruz, getiriyoruz. Örnek veriyorum, balık. Evet, balık yiyin diyoruz. Hepiniz omega 3 alın, haftada en az balık 2 gün balık tüketin diyoruz. Ama bakalım hangi balık size yararlı, hangi balık size zararlı. Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ara öğün yapın, meyve yiyin diyoruz ama hangi meyveler size zararlı veya yararlı bilmiyoruz. Kişiye özel diyet dediğim aslında bununla beraber %100 sonuç alabiliyoruz.